Kirleyerek öldürmüş. Hanım sen de nereden bulursun böyle havalisleri bilmem ki, yürü hadi. Kızım, evde sizden başka oturan biri var mıydı? Hayır efendim, ben, çocuklarım, bir de rahmetli. Evin işlerini sen gördüğüne, Kerim Bey'in yemeğini sen hazırladığına göre, bu sütün içine kim siyanür dökmüş olabilir? Kim olabilir efendim? Her zaman ben verirdim sütünü kahvesini, elimle hazırlardım. Aynı sütten ben de içtim, çocuklarıma da içirdim, bize bir şey olmadı. Şüphelendiğin biri var mı kızım? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Kafamın içi bomboş. Şimdi ne söyleyeyim size? Kimsenin günahını alamam. Bütün şüpheler senin üzerinde toplanıyor kızım. Olayı aydınlatacak, mahkemeye ışık tutacak herhangi bir delilin, gösterebileceğin bir şahit ismi de yok mu kızım? Yok efendim. Kimsesiz garip bir kadınım ben. Kimseyi öldürmüş değilim. Yaz kızım. Sanık Ayşe Yılmaz'a soruldu. Bir ihtiyacın var mı bacım? Sağ ol Osman abi. Çocuklarım... Çocuklarım bilmesinler mahpuslara düştüğümü. Merak etme onu sen. Paran var mı? Sağ ol. Çok ceza verirler mi Osman abi? Kaç yıl yatarım acaba? Bilmem ki. Sizce sanık Ayşe Yılmaz'ın babanızı öldürmesi için bir sebep var mıydı? Evet, vardı hakim bey. Anlatayım. Bundan bir müddet önce babama ait araziler üstünde kaçak gecekondu kurmuş, oturuyorlardı. Bu gecekondulardan bazıları yıktırıldı. Yıkım sırasında Ayşe'nin kocası müessif bir kaza sonucu öldü. Yalan söylüyor! Kazada ölmedi benim kocam. Sakin ol kızım, tanığın bildiklerini gördüklerini anlatmasına karışamazsın. Evet, devam edin. Bu olay üstüne babam onu çocuklarıyla birlikte yanına aldı. İyiliksever bir insandı babam. Onlara evinin bir parçası gibi davrandı. Fakat kadın, babamın bu iyiliğini anlamadı. Ona kocasının katili gözüyle bakıyordu. Ve hepimizin bildiği gibi günün birinde öcünü aldı. Bence sebep bu. Susun, susun! Tanık Osman Gürsü'yü çağırın. Ayşe, Kerim Bey'in evinde çalıştığı sürece aralarında en küçük bir sürtüşme, bir anlaşmazlık olmadı hakim bey. Rahmetli Ayşe'yi kızı gibi severdi. Çocuklarını da. Sağlığında bana Ayşe'den çok memnun olduğunu söylerdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Ayşe dürüst, çalışkan bir kadındı. Çocuklarının başına sokacağı sıcak bir yuvayı, onlara babalarının yokluğunu aratmayacak şefkati Kerim Bey'in evinde bulmuştu. Ayşe'nin Kerim Bey'e karşı öc almak için bu cinayeti işlemiş olacağını sanmıyorum. Evet, devam edin. Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Ne yazık ki bu kadar hakim bey. Onun suçsuzluğuna inanıyorum ama bunu ispat edecek delil yok elimde. Son olarak şunu söylemek isterim, bilmem yararı olur mu? Ayşe saf, cahil bir kadındır. İlkokulu bile bitirmemiş. Böyle bir kadın siyanürün adını dahi duymamıştır. Mahkememiz için ilgi çekici bir açıklama yapmış bulunuyorsunuz. Başka söyleyecekleriniz? Bence Kerim Bey'in onun gibi varlıklı ve itibarlı birinin daha bilgili, daha akıllı düşmanları vardır. Bu cinayeti şu zavallı kadından başka biri işledi bence. Tanık Ayşe Yılmaz'ın 15 yıl 6 ay ağır hapsine oy birliğiyle karar verildi.
Burada başladım bu zıkkımada. İçmeyip ne yapacaksın? Nasıl geçer zaman? Ne gelenim var, ne gidenim. Birini söndürüp ötekini yakıyorum. Gül kader, yerden yere vurdun yeter. Baktarma sarı düştüm. Vaham, sen dama düştün o herif. Elini kolunu sallaya sallaya dolanıyor ha. Dolanıyor yılan. Kocamı o öldürdü, babasını o öldürdü, Osman abiyi o, o namussuz öksüz bıraktı çocuklarımı. Kim bilir kimin yanındalar şimdi, aç, yoksun. Kim bilir kime el açtı fıkaralarım. Ben bunu senin yanına bırakır mıyım ulan, bırakır mıyım? Bu dünya ensesi kalınlarınmış meğer. Bittin bunca elem keder. Merkez şurası olacak efendim. Ayrıca büyük bir çarşısı var. Aşağı yukarı 2000 kişinin oturacağını düşünecek olursak, dükkanların size iyi kazanç sağlayacağı kolayca ortaya çıkar. İyi. Fabrika ne oluyor? Gördüğünüz gibi fabrikayı şöyle kuruyoruz efendim. Yol tam önünden geçecek. Tamam. Söz verdiğin tarihte bitiremezsen canını yakarım. Yıkıma ne zaman başlıyorsun? En geç 2 gün içinde başlarım patron. Anlaştık. Elimiz kolumuz bağlı kardeşim. Kime ne anlatacaksın? Kelepçeyi vurmuşlar bir kere bileklerimize. Sen neden girdin içeri? Cinayet abla. Niye vurdun? Tecavüze yeltendiler. 3 kişiydiler. Kader, suç sende mi? İçeride mi? İçerideler bey. Vereceksin ulan! İnat etme! Patronun da emri var, beynini dağıtırım vermezsen! Sen bunu yapacak adam değildin Mehmet, yazık! Ne vereyim, kazancın tamamını mı? Konuşma lan! Sen orasını patronla konuşursun, çık paraları! Şöyle! Gözü pek delikanlısın. Adın ne senin? Hiç diyordu arkadaşları, o yüzden utanıyor. Zeynep'in abisin. Zeynep'in abisi mi? Boş ver ulan, kim ne derse desin, sen işine bak. Bu çocuğa sahip olmaz mı, işimize yarayacak. Bana bak efendi, oyun oynamıyoruz. Bir daha böyle küçük işler için beni ayağına getirecek olursan... kendini yok bil. Çocuklarım olmasa, öksüzlerim, ben zaten ölmüşüm be abla. Artık içerisi de bir, dışarısı da benim için. Öyle deme Ayşe, daha çok gençsin. Çocukların içinde Allah'tan umudunu kesme. Kaç yıl oldu? 9 yıl geçti içeride. Buraya düştüğüm gün artık yaşayamam sanıyordum. Katlanıyor insan. Öyle. Baksana ben de dolduruverdim 8 ayı. Randevu evi işletiyordum. Benim gibilere ne dendiğini bilirsin. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilim ya. Benim işim de bu. Karı bulmadık diye bir cebi şişkine ihbar etmiş. Bir gece basıverdiler. Abla, senden bir ricam var. Yakında taburcusun. Dışarıda haber göndereceğim bir Allah'ın kulu yok. Çocuklarımın izini bir araştır, ne olursun. O Murat denen yılan bilir belki. Elimden geleni yaparım. Seni çok sevdim. Dürüst bir kadınsın. Günün birinde çıkacaksın buradan inşallah. Gidecek bir yerin olmazsa bana gelirsin.
Sağ ol abla. Hatırlamış olman bile yeter. Merak etme. Gideceğim Murat'a.